Efendim, belki gördüğünüz sosyal medyada geçtiğimiz hafta dolaşan bir video konsepti vardı. Farklı genç kadınların çektiği videolardı bunlar. Başlığı şuydu: biz ne açık ne kapalı kızlarız. Kendini bu şekilde ifade eden genç kadınlar bu hallerini örneklendirdikleri bir video konsepti oluşturmuşlar dediğim gibi. Anlatıyorlar, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, şöyle hayatlar yaşıyoruz diye seslerini duyurma ihtiyacı hissetmişler. Ben bunu gördüm, farklı haber portallarında karşıma çıktı. Çok da mutlu oldum, benim için evet iyi bir haber kaynağıydı bu, ama şu dikkatimi çekti. Sadece kısa bir haber bandı olarak yayınlandı ve geçti bu videolar. Ancak burada sesini duyurmak isteyen, gerçekten çok da kendini düzgün bir şekilde ifade eden genç kadınlar var ve bu gördüğüm haber portallarında bu hesaplarına da bile geçmiyordu. Yani kadınlar kendini anlatıyor, kendi hayatları hakkında seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve fakat yayınlayan haber kanalları, yayınlayan haber portalları bu kişilerin isimlerini bile vermiyordu. Yani kimliksizlerdi. Bu beni çok rahatsız etti. Beraberinde böyle izleyip geçeceğimiz bir haber değil de, işte az önce girişte bahsettiğim gibi, satır arasında kalmamalı ve toplumda daha fazla yer edinilmesi, kamu oluşturulması, dikkat çekilmesi gereken bir konu olduğuna inandığım için de ben bu genç arkadaşlardan ikisine ulaştım. Onları yayınıma konuk etmek istedim. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Ama onları almadan önce yayına size bu videoyu izleteceğim şimdi. Neden bahsettiğimi net bir şekilde görüp anlamanız için önce o videoyu izleyeceğiz. Arkasından da sohbetimize başlayacağız. Biz ne kapalı ne açık kızlarız. En yakın arkadaşlarımız genelde kapalıdır. Biz ne kapalı ne açık kızlarız. Bekarsak ailemiz tarafından, evliysek de eşimiz tarafından zorlandığımız için böyle giyindiğimizi düşünün. Biz ne kapalı ne açık kızlarız. Ne haşama giymeyi severiz ne de mayo. O yüzden tatilleri sevmeyiz. Biz ne kapalı ne açık kızlarız. Doğal makyaj severiz. Biz ne kapalı ne açık kızlarız. Annelerimiz genelde kapalıdır. Bizler ne açık ne kapalı kızlarız. Birçoğumuzun annesi kapalıdır. Bizler ne açık ne kapalı kızlarız. Sadece düğünlerde dekolte giyeriz. Bizler ne açık ne kapalı kızlarız. Tabii ki kısa kollu giyiniriz ama askılı kol pek mümkün görünmüyor. Bizler ne açık ne kapalı kızlarız. Tabii ki seküler ortamda muhafazakar ortamda sekülerden bahsediyoruz. Ha, son olarak bizler ne açık ne kapalı kızlarız. Tabii ki hepimiz dönem dönem ailemizden gizli korkmayı düşünüyoruz. Bizler ne açık ne de kapalı kızlarız. Düz, basit, beyaz bir tişört bulmakta bile zorlanırız. Bizler ne açık ne de kapalı kızlarız. Alışveriş yapmakta çok zorlanırız. Çünkü beğendiğimiz şeyler ya minidir, ya çok uzundur, ya dekoltelidir, ya da zaten kroptur. Bizler ne açık ne de kapalı kızlarız. Seküler insanların yanında kızılcık şerbeti Nur Sema, muhafazakar insanların yanında da kızılcık şerbeti doğa damgası yeriz. Bizler ne açık ne de kapalı kızlarız. Kısa kollu giyeriz, onda sorun yok. Ama sıfır kolluyu sadece gömlek hatlarına giyeriz. Bizler ne açık ne de kapalı kızlarız. Bizim eve belli giriş çıkış saatlerimiz vardır. Eğer bunları azıcık bile esnetirsek, babamın daha hiçbir şeyden haberi bile yokken, varlığından bile haberi yokken, annem darlar. Baban çok sinirlendi. Çabuk gel. Bizler ne açık ne de kapalı kızlarız. Evet, ailemiz çok geri kapalı değil ama erkek arkadaşımız olmasını da istemez. Her anlamda. Teşekkür ediyorum uyarınız için. Evet, sesimi açmayı unutmuşum. Şimdi tekrar baştan alacağım hızlıca. Ulaşıp derleyebildiğim videolar bunlardı. Bilmiyorum daha fazlası var mıydı ama sesimin şimdi gelmiş olması gerekiyor zannedersem. Geldiğini tahmin ediyorum. Ses var derseniz şimdi çok mutlu olacağım tekrardan. Evet, devam ediyorum. Açık giymek ve kapalı giyinmek sadece bir giyim olarak, giyinme eylemi olarak değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Beraberinde altında birçok farklı durum yatıyor.
özellikle bizim toplumumuzda, Türkiye'de giyim birçok şeyi simgeliyor. Ve açıklık, kapalılık daha da fazla şey simgeliyor. Şimdi ben burada daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet, ses geldi. Ben şimdi artık konuklarıma dönmek istiyorum. Bakıyorum, onların bağlanmış olması gerekiyor. Evet, buradalar. Sevgili Cansu ve sevgili Kübra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güzel. Beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Seslerinizi açabilir misiniz rica etsem? Sesleriniz açık mı şu anda? Açık olsun. Şöyle bir ben de kontrol edeceğim. Evet, sesleriniz açık. Hop. Güzel. Peki ben sizi neden duyamıyorum? Böyle bir problem var. Burada ses açık gözükmesine rağmen benim sizi duyamama sebebim acaba nedir? İlkin günah olmaz demişler. Beni biraz idare edeceksiniz. Ben de estağfurullah. Sakin kalarak şu anda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yayına ses gidiyor tahminimce ama ben sizi duyamıyorum. Benim sizi duyabiliyor olmam lazım. Önemli olan bu. Zoom'a gideceğim. Ve buradaki sese bakacağım. Şimdi tekrar konuşabilir misiniz? Geliyor mu sesimiz? Evet. Kübra, sen konuşabilir misin? Şu an geliyor mu? Harika. Tamam, süper. Çok basitmiş. Buldum ve hallettim. Öncelikle hoş geldiniz. Adlarınızı, isimlerinizi yazamadım yine. İlk yayında bunu beceremedim. Kusura bakmayın lütfen. Ama mahsur yoksa şöyle imgeleyebilirim. Gözlük takan arkadaşımız Cansu, küt saçlı olan ve uzun saçlı olan da Kübra. Az önce videoda ikisini de izlediniz zaten. Hemen sorularıma geçeceğim. Benim için çok merak uyandıran bir konu çünkü bu. Dediğim gibi çok konuşulmayan, haber bültenlerinde ya da çeşitli programlarda fazla dile gelmeyen bir konu ve fakat toplumumuzun iyileşmesi için irdelenmesi gereken önemli detaylardan biri diye düşünüyorum. Önce Kübra ile başlayalım, sonra Cansu'ya geçelim. Böyle sırayla gidelim. İlk sorum şu olacak. Bu durum, yani ne açık ne kapalı bir kız olma hali, arada kalmışlık hissi veriyor mu? Arada kalmışlık hissettiriyor mu? Çünkü verdiğiniz örnekler biraz onu çağrıştırıyor aslında. Ben de ister istemez bu soruyu sormak istiyorum. Evet, çok fazla arada kalmışlık hissi bırakıyor. Özellikle arkadaş ortamında bu yansıyor. Mesela ne bileyim, hafif açık desem muhafazakar gözüküyorsun gerçekten. Hani rahibe bile diyenler var arkadaşlarımın arasında, abartma falan gibisinden. Ya da ne bileyim, kapalıyı beğendiğim zaman artık modern nestek mi, gerek yok gibisinden gibi söyleyen arkadaşlarım var. Ve arada kalmış hissi gerçekten yaratıyor. Özellikle de kıyafet bulamadığım zaman ben neredeyim diyorum yani. Ne yapıyorum diyorum yani. Peki o arada kalmışlık hissi, şimdi biraz daha derinine gideceğim. O arada kalmışlık hissi senin hayatını nasıl etkiliyor? Pratikte, yani bunun yansımasını nasıl görüyorsun kendinde? Hani bir sıkışmışlık hissi olabilir, herhangi bir ortama girmekten kaçınmak olabilir. Benim aklıma gelmeyen başka bir örnek olabilir. Var mı bu anlamda söyleyebileceğim şeyler? Evet, özellikle dediğim gibi kıyafet konusunda çok rahatsız oluyorum. Mesela hani bu benim kendi tercihim. Açık giymek rahat edemiyorum, rahat hareket edemediğim için bunu istiyorum. Yani bu aile baskısı değil aslında, tamamen kendi tercihim. Bulamayınca biraz hani kötü hissediyorum ben, hani böyle çirkin mi kalıyorum, kendimi beğenmiyorum ya da ne bileyim, dediğim gibi arkadaş ortamlarına gittiğimiz zaman içkili mekanlara gitmek istemiyorum mesela, açıkçası rahat edemiyorum çünkü bu da benim kendi tercihim, bir baskıyla alakası yok. İşte arkadaşlarım dediğim gibi baskı oluşturmaya çalışıyor, neden girilmesin, çok normal vesaire gibi bir sıkışmışlık hissi yaratıyor. Evet. Peki Cansu, sana sorayım aynı soruyu. Yani öncelikle Kübra'nın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Kesinlikle bir arada kalmışlık hissi bırakıyor. Özellikle yazın bırakıyor. Çünkü yazın yani reyonlarda daha çok açık diyebileceğimiz kıyafetler yer alıyor. Havalar da çok sıcak malum. Özellikle yazın hani arada kalmışlığı daha fazla hissediyoruz. Arkadaş ortamlarında da aynı şekilde. Hani hava çok sıcak, İşte niye pantolon giyiniyorsun gibi. Evet, bu bir aileden gelen bir durumdan ziyade daha çok kişinin kendi tercihi, kendi rahatlığı. Ama ben bunun sebebinin de yine topluma dayandığını düşünüyorum açıkçası. Yani evet, arada kalmış. Bırakıyor. Bırakıyor. Özetle bırakıyor. Peki evet.
aileden ya da arkadaş çevresinden. Burada eğer rahatsızlık hissediyorsanız detay vermek zorunda değilsiniz özneye dair, ama neden kapanmadığınız soruluyor mu? Kübra'dan başlayalım yine. Evet, soruluyor ama şöyle bir şey var. Kapalılık bence sadece başını kapatmakla olmuyor. Davranışsal olarak da bence kapanmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve kendimi buna uygun hissetmiyorum açıkçası. Yani tam anlamıyla kapalılığa bürünebileceğim bir hayat içine değilim, olmadığımı düşünüyorum. O yüzden kapanmıyorum. Ama açıklık da benim için rahatlık değil mesela. Peki yine buradan bir soru doğuyor benim zihnimde. Kapalılığın simgesi sende ne ki ona mesela hazır olmadığını ya da sadece örtüyle ilintili olmadığını düşünüyorsun? Yani kapalılık bence biraz da yaşam biçimi, davranışlarına da alakalı bir şey. İnşallah bu konuda yanlış anlayışımdan, çünkü çok yanlış anlaşılıyorum. Sen kendini anlat, herkes anlamak istediği gibi anlayacak. O yüzden sen kendini rahatlıkla ifade et. Kimseyi %100 memnun edemezsin, mümkün değil. Evet, maalesef. Yani heyecanlıyım zaten, farkındasınızdır. Şöyle, kapalılık benim için sadece başını kapatmakla olmuyor. Girdiğin ortamlara dikkat etmen gerekiyor. Davranışlara, görüşüne vesaire dikkat etmen gerektiğini düşünüyorum. Bence gerçek kapalılık bu olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Yani dediği gibi şu anki moda olan sarhoş falan bana birazcık garip geliyor açıkçası. Bu bence bir kapalılık değil. Bu bencesi tabii ki, tekrar vurguluyorum. Dediğim gibi mesela kapalıyken gidip de bir okey oynamaya rahatça gidebileceğimi düşünmüyorum. Ya da ne bileyim, de yine içkili mekanlara girebileceğimi düşünmüyorum. Sesli bilebileceğimi düşünmüyorum kapansam mesela. Yani şu anda da çok sesli bilmiyorum tabii ki. Yine davranışıma dikkat ediyorum ama kapalılık bence daha kapsamlı bir şey. Daha dikkat edilmesi gereken bir şey. Gireceğim. Çünkü yargılanmak çok kolay. Araya girmek durumundayım burada. Çünkü çok... Orada böyle kilit bir cümle kurdum benim için. Sesli gülmek dedin. Yani kapalıyken sesli gülebileceğimi düşünmüyorum. Şu anda da zaten çok sesli gülmüyorum diye bir de hani kendini düzeltme ihtiyacı hissettin. Kendini destekleme ihtiyacı hissettin daha doğrusu. Sesli gülmenin anlamı ne? Yani neden sesli gülmek yanlışmış gibi çağrışıyor sende acaba? Yo, yanlışmış gibi değil. Böyle dikkat çekiyormuşum gibi hissediyorum. Bu aslında birazcık da benim özgüvenimle alakalı bir sorun. Yani aslında kapalılıkla da değil. Yani dikkatleri gözlerimin üzeri çekilmesinden çok rahat olmuyorum. Anladım. Ve yani gülmek de o anlamda, evet, dikkat çekiyor olduğu için bu seni, evet, rahatsız ediyor. Kişisel, bireysel bir şey yani daha çok. Evet evet, kesinlikle. Tamam. Cansu, peki sen? Böyle bir soru alıyor musun, neden kapanmıyorsun diye? Öyle ben bu tarz bir soru çok almadım açıkçası. Daha önce karşılaşmadım. Daha çok ben neden daha açık giyinmiyorsun tarzı bir soru aldım. Sorular aldım. Açıkçası yani insanın kendini rahat ettiği biçim olduğunu anlamakta zorlanıyor. Genelde işte ailen mi baskılıyor, işte aile baskısıyla mı böylesin, işte onlara kulak verme, istediğin gibi giyin, özgür giyin, bu tarz şeyler söyleyebiliyor, pek anlamak istemeyebiliyorlar. Dediğim gibi hani bu bizim kendi tercihimiz, kendi rahat etme biçimimiz. Ben de hani onlara diyorum, hani ben böyle rahat ediyorum, kendimi böyle daha özgür hissediyorum, daha iyi ifade edebiliyorum. Ama arkadaş ortamlarında maalesef, tabii çok muhafazakar bir arkadaş ortamında bulunduğumda da neden kapanmıyorsun sorularını bir kere almışlığım oldu. Yani onlara da buna hazır hissetmediğimi ve kendimi buna uygun görmediğimi söylediğimde, o zaman neden yine daha açık giymiyorsun diye soruları geliyor. Evet, yani açıkçası insanı böyle sormaya, toplumsal olarak özellikle illa bir kutba ait olmamız, evet, gerektiğine o kadar inandık ki, özellikle son 20 senedir buna daha da fazla inandırıldık. Dolayısıyla şimdi empoze edilen yerden çevremize baktığımızda da, o algımızla çevremize baktığımızda da, yani büyük ihtimalle insanlar diyor ki yani bu kız, hani ikisi de kendi algısından değerlendiriyor. Daha açık, nispeten size göre daha açık giyinen biri. Bu o kişinin, yani okey tamam, başı açıksa daha açık giyinsin o zaman diyor büyük ihtimalle. Ve tam tersi, daha kapalı, daha muhafazakar hayat süren bir insan da bu kadar kapalı giyiniyorsa bir başına da örtü versin diyor tahminimce. Ama ikisinin ortasında gri bir yerde yaşamayı, herhalde bu biraz bizim bilmememizden de kaynaklanıyor. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Biz biraz toplumda nasıl desem, yani fark edilmemiş bir kesimiz şu an. Yani daha fark edilen ama görmezden gelinen de diyebiliriz. Çünkü nasıl desem bilmiyorum, toplum bize bunu aslında yarattı, bu ortamı da. Çünkü yani biraz fazla siyasi mi olacak bilmiyorum.
hem doğululuk, doğu hem batı kültürünün bir arada yani bir arada olan bir ülkede yaşıyoruz. İkisinin dayattığı bir ülkede yaşıyoruz. Bundan dolayı da bizler de açığa çıktık zamanla, öyle söyleyeyim. Bizler de oluştuk. Şöyle bir de bizler de oluştuk diyorsun ama bir de şöyle yorum yapanlar var. Tabii sizin yaşınız şimdi çok yetmeyecek. Hani ben de böyle biraz yaşlı gibi oldum aranızda ama. Ben sizin videolarınızı izlediğimde haber portallarında yorumlara da baktım. İnsanlar nasıl değerlendiriyor bu durumu diye merak edip. Mesela şunu söyleyen çok vardı. Canım insanlar eskiden zaten böyle giyiniyordu. 90'lar ve öncesi, 90'lar ya da işte onun daha öncesi 60'lar, 70'ler, 80'ler falan. Hani işte crop diye bir şey yoktu, mini etek. Aslında mini etek varmış eskiden de ama bu kadar belki yaygın değilmiş bilmiyorum. Fakat kadın bedeniyle bu kadar dikkat çekti ya da tam tersi kapalılık da hani biraz daha şöyle önden bağlanan bir eşarpmış ya. Kimse yargılamıyorum. İnsan tabii ki türban da takabilir yani içinden geliyorsa ama türban eskiden olan bir şey değil. Burada şimdi evet siyasi bir simgeye dönüşüyor fakat gerçeklik bu yani. Biz gerçeklikten bahsediyoruz. Dolayısıyla şey diyen de çok var. Yani eskiden kadınlar zaten böyle giyiniyordu. Bu yeni bir şey değil ki. Fazlası şimdi türban ya da fazlası crop işte hani ne bileyim veya daha açık dekolteli kıyafetler gibi. Burada nasıl bakıyorsunuz? Yani zaten olan bir şey miydi bu yoksa siz bu gerçekliğin bu son 20 yıllık gerçekliğin içinde mi yeniden belki bunu yaratmış oldunuz? Bence biz yeniden bunu yaratmış olduk. Evet, eskiden bu şekilde olduğunu söyleyen ben de çok yorumlar gördüm. Hani işte gerçek açıklar sizsiniz, onlar daha farklı gibi gibi yorumlar gördüm. Ama yani bence biz şu son 20 yılda ortaya çıkan bir kesim olduğumuzu düşünüyorum. Evet, yani yaşımızdan dolayı en çok da. Yani benim çevremde arkadaşlarım, yani evet, crop, short, mini etek giyen bir sürü arkadaşım var. Hepsini de çok seviyorum. Ama hani biz onlardan sonra ortaya çıktık, bunu söyleyebilirim. Öyle hissettiriyor sana yani, öyle Evet, gözlemliyorsun. evet, evet. Yani ben kendi yorumumu en sona saklayacağım. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Size daha fazla bölmek istemiyorum. Ama şunu da yine dikkatimi çeken bir şey sormadan edemiyorum. Bu soruyu direkt önce Cansu'ya soracağım. Sonra varsa cevabı Kübra'ya da döneceğim. Çünkü Cansu sen kendi videonun en sonunda diyorsun ki da buraya da not almışım. Ailemiz yokken crop giymeyi hayal ederiz. Şimdi bu şekilde giyinmeyi, bu şekilde yaşamayı kendini seçtiğini söylüyorsun. Eyvallah. Ama böyle bir hayali kuruyor olmak biraz çelişik bir durum yaratmıyor mu sence? Neden o zaman böyle bir hayal kuruyorsun mesela? Merak Ben o ondan soruyorum. yok yok estağfurullah. Ben o konuda çok linç aldım yorumlarda. İnsanlar çok söylediler, evet haklılar. Ben de hani orada bir videoda çelişki olmuş. Ben bu videoyu ilk çektiğimde aslında bu kadar izleneceğini hiç düşünmemiştim. Evde oturuyordum, dedim hani bir video gördüm, biz kapalı kızlarız şeklinde. Dedim ben de böyle bir video çekebilirim ama ben hani ne kapalıyım ne de açığım, hani hangisiyim? Sonra böyle bir video fikri ortaya çıkmış oldu. Sayıca da çok fazlaymışız. Çok düşünerek çektiğim bir video değildi. Yani oradaki maddeler üzerine çok düşünmemiştim ve hani bende şöyle bir şey var. Ben crop'u bazı kıyafetlerde çok şık olduğunu düşünüyorum. Yani bazı kıyafetleri tamamladığını düşünüyorum. Evet, kendimi rahat hissetmiyorum. Çok yani rahat hissetmesem bile bazen hani düşünüyorum ya, acaba giyebilir miyim, yakışır. Bazı kıyafetler eteklere, bazı pantolonlara güzel duruyor bazı ceketlerle. Ama hani ben onu biraz daha hani esprili olsun diye söylemiştim, ailemizden gizli kısmını. Ama evet, biraz çelişki yaratmış videoda, sonrasında çok pişman oldum onu söylediğim için. Kübra var mı senin bu konuda söylemek istediğin bir şey? Yok, hayır. Çünkü Yok. ben düşünmedim. Rahat edemiyorum çünkü. Anladığım kadarıyla ikiniz de rahatlığı zaten ön planda, rahat hissetmeyi ön planda tutuyorsunuz aslında. Peki, yine Kübra'ya döneceğim çünkü yine senin videonda geçen bir başka ifadeydi. Düğünlerde dekolte giymek. Ve hani bunun normal karşılanıyor olması. Şimdi gündelik hayatta normal karşılanmazken yine merak uyanıyor bende. Düğünde bu nasıl normalleşebiliyor? O abiye kıyafetin içindeki dekolte nasıl normalleşiyor insanların gözünde? Belki ailenden mi bahsediyorsun, akrabaların? Çünkü hani düğünler genelde aile ve akraba çevresinde geçen ortamlardır. Aile ve akrabaların gözünde gündelik hayatta normal olmayan bir şey orada nasıl normalleşiyor? Hiç bu konu hakkında bir fikrin var mı? Şöyle, yani bu
Düğünlerde de yine şık, aynı şekilde dekolteyi falan tercih etmiyorum bu arada. Ben kullanmıyorum. Ama yine benim gibi olan arkadaşlarım var. Onlar giyiniyor ve bunu normal karşılıyorlar. Çünkü şöyle, o ortamda çok fazla şatafatlı insanlar, çok fazla giyinmiş insanlar olduğu için yüksek ihtimal yadırganmıyor. Ya da hani bir kerelik olsun tamam bitti gitti gibisinden düşünüldüğü için ya da sadece bu ortamdakiler görüyor tamam bitti gibi kafaya girdikleri için yüksek ihtimal ailemiz. O yüzden yadırgandığını düşünmüyorum ben. Sence Cansu? Ben de katılıyorum, evet. Özellikle düğünler dahil ortamlarında garip bir şekilde ben de anlam veremiyorum. Bir şey denmiyor yani, hiçbir eleştiri yapılmıyor. Normalde günlük hayatımızda olduğunda toplumda ailede eleştiriler gelebiliyor. Ama düğünlerde büyük ihtimalle Kübra'nın da söylediği gibi tek seferlik olduğu için belki de ya da aile ortamında olduğu için görmezden geliniyor. Ben burada evet ikisinin de etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü dışarıda değilsiniz, sokakta değilsiniz, onların gözetimi altındasınız ve hani okey hevesini alsın işte bir gecelik giysin falan gibi bakılıyor. Sıkıştırıyor gibi olacağım belki bilmiyorum ama 10 yıl sonra ilk kez röportaj yapıyorum ve o kadar kanım kaynıyor ki şu anda böyle aklıma gelen soruları sormadan edemiyorum. Çünkü konu yine benim zihnimde aynı yere bağlanıyor. Ne açık ne kapalı giyinen bir genç bir kadın ve bunu rahatlıkla bu şekilde zaten hayatına entegre etmiş bir kadın neden düğünde dekolte giymek istiyor? Yani özellikle dekolte giymek istemek mi bu? Yani merak ediyorum, altını kazımaya çalışıyorum. Yoksa model hoşuna gidiyor, ne bileyim kesimler hoşuna gidiyor falan. Ha nedir bunun cevabı? Hangisi? Ben cevap verebilirim. Şöyle bence biz ne açık ne kapalı kızlar olarak da ayrılıyoruz bence. Yani tabii her insan farklı, her insan yani kendine has, kendine özgü. Ben şöyle daha çok özellikle abiye kıyafetlerde daha açık modeller mağazalarda sergileniyor ve hani beğendiğimiz bize yakışan modeli giyme amaçlı oluyor daha çok, kendi adıma söylüyorum. Ablamın yakın zamanda ablamın düğünü oldu. Kendim beğendiğim bir kıyafeti giymek istediğim için açıkçası dekolte tercih ettim. Yani içinde kaldığı için veya heves ettiğim için değil. Ama ben toplumda aile baskısına uğrayıp bunları içten içe heves eden, içten içe isteyen kızların olduğunu da düşünüyorum ve çok baskıya uğradıklarını da düşünüyorum. Hani o tarz bir arkadaşımı gördüğümde de içinden geldiği gibi davranması gerektiğini, nasıl istiyorsa öyle giymesi gerektiğini söylüyorum. Bence bu ailelerin şu düğünlerde tek seferlik giy, hevesini al fikri de çok yanlış. Yani bu bir heves değil bence. Yani olmamalı. Yani bu benim isteğim, tercihim. Aileler maalesef özellikle Anadolu'da bunu dayatmak gereği duyabiliyor. Bu şekilde bilmiyorum. Senin var mı Kübra bu konuda söylemek istediğin bir şey? Evet, kesinlikle Cansu'ya katılıyorum. Gündelik hayatta kıyafet bulmak çok zor. Ama özel günlerde abiye tarzı bir kıyafet bulmak çok çok zor. Kapalıysa genellikle daha yaşlı kesime hitap eden şeyler oluyor. Açıksa da genç kesim oluyor. Onları da ya da tadilatla falan kapatmaya çalışıyorsun ama bu sefer model bozuluyor, içine sinmiyor. Diyorsun ki tamam olsun artık, bu olsun diyorsun ve öyle giyinmek durumunda kalıyorsun bence. Çok iyi anlıyorum. Şimdi kapatırken yavaş yavaş sonuna geleceğiz sohbetimizin. Kaderin bir cilvesi mi denir? Bilinç dışımdan farkında olmadan kendi yaptığım seçilim mi denir? Bilmiyorum. Yıllar sonra mesleğime dönerken irdelediğim ilk konunun bu olması. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben de çok benzer bir ortamdan geliyorum. Muhafazakar bir aileden geliyorum ve ne açık ne kapalı giyinen bir kızdım ben de. Ama bu benim isteğim dışında olan bir şeydi. Sizden farklı olarak bu benim görmüş olduğum baskıdan dolayı tercih etmek zorunda olduğum bir şeydi. Ve gizli gizli evet ben crop giyerdim. İşte eteğimin belini kıvırırdım okula giderken falan. Yani bunları söylemekten de bir çekince hissetmiyorum açıkçası. Çünkü bu benim utanacağım bir şey değil. Bu içine doğduğum ortamın gerçekliğiydi. Ve o düğünlerdeki abiye kıyafetlerin seçiminin zorluğunu o kadar iyi biliyorum ve sizi anlıyorum ki. Yani benim derdim orada mememi göstermek, bacağımı göstermek değil. Bu da olabilir bu arada yani. Bir kadın dişil hatlarını göstermek istiyorsa okey gösterebilir zaten ama gerçekten abiye kıyafetlerde daha kapalı olan kesimler o kadar yaşlı iş oluyordu ki ve ben çok zorlanırdım kıyafet bulurken. Annem zorlanmazdı okey zaten olgun yaşta bir kadındı ama ben daha işte 16, 17, 18, 20 yaşındayım ve
o yaşlı kesimlerin arasına girmek istemiyorum. Bizim zamanımızda terzilik halen çok ön plandaydı. Şimdiki kadar hazır giyim. Evet, yine popülerdi ama bu kadar değildi. O yüzden biz halen terzi desteği alırdık. Yani gider direkt kıyafet diktirirdik. O kıyafet işte başka bir düğünde bir iki sene sonra tekrar giyerdik falan. Ama iş sadece dekolte giymeyi istemek değil. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Bunun için kendimden de örnek verdim. İşin içinde estetik kaygısı var. İşin içinde kendini o kıyafetin içinde rahat hissetme gerekliliği var. Bu bir gereklilik çünkü. Kendini mutlu hissetme isteği var. Yani hisler giriyor aslında işin içine. Bunları yadsıyamayız. Çünkü genelde bunları yadsıdığımız bir yerden hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Ve o zaman zaten tüm bu çarpıklıklar çıkıyor meydana. İnsanlar sorguluyor. Seni bir tarafa çekmeye çalışıyor. İşte kendini göstermeye çalıştığını düşünüyor. Ya da tam tersi gibi gibi bir sürü örnek. Ancak günün sonunda kendini nasıl hissettiğin gerçekliğe çıkıyor ve siz ikiniz de gördüğüm kadarıyla, buradan anladığım kadarıyla kendinin farkında olan pırıl pırıl genç kadınlarsınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz, böyle rahat ettiğinizi hissediyorsunuz. 5 gün sonra değişir, 3 yıl sonra değişir, değişir yani, hiçbir şey aynı kalmak zorunda değil ama şu anda kendi rahat ettiğiniz yerden yaşıyorsunuz hayatı ve ben buna çok mutlu oldum açıkçası. Kendinize sahip çıkıyorsunuz. Yani çekildiğiniz, sizi çekmeye çalışılan ortamlarda hayır, halen istediğiniz yeri korumayı sürdürüyorsunuz. Hani ben okey böyle bir insanım. Evet, o size arada kalmışlık hissettiriyor belki ama yine de kendinize sahip çıkıyorsunuz. Bence günün sonunda en değerli olan şey bu. Deyip noktalayacağım, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa ikinize de söz vermek istiyorum kapatmadan ve ondan sonra vedalaşacağız. Kübra ile başlayalım hadi. Yani tek söylemek istediğim şey, bizim varlığımızı kabul etsinler. Bizim kutuplaştırmak istediğimiz değil, bizim böyle rahat ettiğimiz için bunları tercih ettiğimizde. Ve özellikle mağazacı, tekstil arkadaşlardan rica ediyorum, bizi de düşünün. Düzgün bir tişört, bir pantolon bulmak kolay olsun. Elbise özellikle ya da etek bulmak çok kolay olsun artık bize. Bu kadar. Cansu sen? Kübra'nın dediklerinin hepsine katılıyorum %100. Altına diyeyim, bir mum atıyorum. ben farklı bir konuda o zaman son bir söz söyleyeyim. Evet, biz kendi tercihimiz, kendi isteğimiz ama kendi isteği olmadan böyle giyinen, kendi yani baskı altında olan kızlar için de yani ailemizden gizli bir şekilde bunları giymek istiyor olabilirsiniz. Bunlar çok normal, çok doğal hakkınız. Çevrenizi sakın dinlemeyin. Yani size eğer bunun yanlış olduğunu dayatmaya çalışıyorlarsa da onları dinlemeyin. Eğer böyle hissediyorsanız hissettiğiniz peşine gidin ve kendiniz olun. Kendinizden vazgeçmeyin. Bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Umut doldum. Böyle benim için çok umut dolu bir başlangıç oldu açıkçası. Katıldığınız için, destek verdiğiniz için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler, çok keyifli bir hayat olsun önünüzde. Teşekkürler. Hoşçakalın. Size de. Evet. Yayının ilk bağlantısını yaptık birlikte. Söylemek istediğim son birkaç şey var bu konuyu kapatmadan önce. Bir kısmını aslında az önce sohbet esnasında dile getirdim ama herkesin kendi gerçekliğiyle yaşaması gereken bir hayat hepimiz için en huzurlu ve en rahat hayat olacaktır. Toplum bizi hep bir yere çekmeye çalışıyor. Her konuda bu böyle. Konuşacağız bu programda, bunun üzerinde çok değiniyor olacağız. Bize normal gelen, bize olması gereken gibi gözüken her neyse çevremizi de oraya çekmeye çalışıyoruz. Ama sonra başka bir ortamda dönüp diyoruz ki ya evet işte hayat renkleriyle güzel, herkes istediği gibi yaşasın. Yaşasın. O zaman neden birilerini bir yerlere çekmeye çalışıyoruz? Belki bunu direkt söylemiyoruz. Ama sorduğumuz sorularla, bazen bakışımızla, bazen farklı bir hareketimizle o insanı kendimiz gibi yapmaya çalışıyoruz. Bu en yakın partner ilişkimizde de böyle. Daha genelde herhangi bir uzak arkadaş ilişkisinde de böyle. Dolayısıyla önce dönüp kendimize bakıyor olmamız gerekiyor. Ne açık ne kapalı bir kız olunabilir. Ben de dediğim gibi bir zamanlar böyleydim. Ben kendi isteğim dışında böyleydim. Ve mutsuzdum bu halimden. Ve ne zamanki kendimi özgür kıldığım bir hayata açıldım, ondan sonra tamamen artık daha rahat hissettiğim şekilde giyinmeye başladım. Beni Instagram'dan tanıyorsanız yakın zamanda bu giyinmekle ilgili de aslında bayağı linç yediğim videolar da üretiyor olmuştum. Şimdi girmeyeceğim oralara, o da işin başka bir tarafı çünkü, ama onlar kendini böyle rahat hissediyorsa, şu andaki gerçekliklerinde okeylerse, bize de sadece saygı duyup onlarla birlikte zaman geçirebildiğimiz yerlerde arkadaşlık edebiliriz misal.
Ve onlar da bizimle aynı şekilde, yani hani onlar dışarıda biri değil zaten. Onlar var, bunlar var, şunlar var. Hepimiz varız bu hayatta. Açık da giymek, kapalı da giymek insanın kendisine kalmış bir seçim.